kimi arasak, tamam da Celal'cim nasıl gireceğiz oraya, nasıl olduğunu biz bilmiyoruz yanıtıyla karşılaşıyoruz. O anlamda bu yanıtı almamak için böyle bir eğitim çalışması başlatmak niyetindeyiz. Instagram'da nasıl durulur, nasıl daha iyi görünülür, arkadaki ışığı nasıl ayarlarsın, Zoom'da daha iyi nasıl bağlantı sağlarsın, bağlantında bir problem olabilir mi, bağlantının durumu nedir gibi böyle çok pratik, bugünlerin çok yakıcı sorununa ilişkin bir eğitim çalışması başlatıyoruz dedim. Bu eğitim çalışması nedirden başlayalım sizinle sohbete. Buyurun Cemal Bey. Cemal Bey demiyorum. Benim kardeşimin Peki, adı da Cemal. Onun için sana çok kolay Cemal'cim lütfen. diyebilirim. Evet. Lütfen. Şöyle, Tempo Akademi bünyesinde kısaca Tempo Akademi'den Bahset ki yani bu eğitim çalışmasını verip vermeyeceğinizi de yani yetkinliğiniz konusunda da bilgi sahibi olsun bizi izleyenler. şöyle, biz geçen yıl içerisinde yaklaşık çağrı merkezinde çalışan 3000 çalışanımızın kendi dönüşümlerini, teknolojik dönüşümlerini gerçekleştirmek üzere bir akademi kurduk. Dedik ki biz çağrı merkezi mesleğindeki insanları geleceğin mesleklerine hazırlayalım. Bunları yazılım testçisi, yazılımcı, chatbot designer, veri temizleyicisi, veri etiketleyicisi gibi mesleklerde yetiştirelim ki çağrı merkezi işi uzun vadede baktığımızda robotlaşmaya, yapay zekaya, self-service kanallara yenilme ihtimali yüksek olan bir iştir. Dolayısıyla biz kendi iş gücümüzün dönüşümünü kendimiz yapalım dedik. Bir yola çıktık ve bu yolda insanları yetiştirmeye başladık. Dolayısıyla işte müfredatlarımız, bu teknik destek elemanı yetiştirme programımız da var. Hatta bunu Helpmatik adında bir ürün çıkararak onunla da destekliyoruz şimdi. Yani biz kendi çalışanlarımızı dönüştürüyoruz, sonra hizmetlerimizi kullanarak iş imkanı da sağlıyoruz bu arkadaşlarımıza. Sizinle birlikte de özellikle işte eve taşındıktan sonra kendileri evden çalışma konusundaki teknolojileri yeterince yetkin kullanma imkanına sahip olmayan firmalara nasıl destek olalım? Bu insanların belki teknik eleman olmayan ama teknik eleman olarak yetiştirilmeye uygun olan kadrolarını alalım. Tempo'nun zaten Tempo Akademi'nin sahip olduğu uzaktan eğitim yöntemlerini kullanarak bu arkadaşlarımızı yetiştirelim. Bunlar da dönsünler, gitsinler kendi firmaları içerisinde çalışan diğer insanlara evden çalışma konusunda, dijitalleşme konusunda destek olsunlar. Yani bugün baktığımızda birçok küçük esnafın dahi online iş yapabilme becerisine kavuşması gerekiyor. İşte uzaktan bağlantı teknolojilerini, uzaktan toplantı teknolojilerini bir şekilde kullanabilmesi gerekiyor. Bu da aslında çok zor bir iş olmamakla birlikte birçok insan için kolay bir iş de değil. Ben de şahsen açıkçası evden çalışmaya başladığımda arkadaşlarımın desteğine ihtiyaç duyuyorum. Çünkü teknik background'lı birisi değilim. İşte ne bileyim Zoom bağlantısını yaparken güvenlik ayarında bir şey değiştirmem gerekiyor. Benim o ayarı kendim bulmam bir saat sürüyor. Ama bilen birisini aradığında bana bir dakika içerisinde ya şu güvenlik ayarını değiştirdiğin zaman işte ekranını paylaşabilirsin dediğinde benim hayatımı çok kolaylaştırıyor. Evet. Dolayısıyla biz buyurun abi. Şöyle, şimdi bizi izleyen izleyicilere daha böyle paket haline getirip anlatalım. Bir kere Tempo Akademi bu işlerde böyle şunu düşünmüş, yani çok öncelikli bir şey. Çağrı merkezi, bir defa Tempo çağrı merkezi işletiyor. Yaklaşık 3000'e yakın çalışanı olan ve Türkiye'de önemli çağrı merkezlerinden biri Tempo. Demişler ki bu çağrı merkezi yarın robotlara falan kalabilir. Bizim elemanlar sıkıntı duyabilirler bu süreçte. Biz bu elemanları biraz önce adını söylediği ama benim ilk defa duyduğum neydi? Veri söylesene Veri Cemal Bey. temizleyicisi, Evet. etiketleyicisi, Yani chatbot evet. designer, yazılım testçisi. Bunlar nispeten kolayca bu insanları dönüştürebileceğimiz Dönüştürebilir meslekler. ama biz bu meslekleri işte ya da bu meslekleri belki duyanlar var burada, bizi izleyenler arasında duyanlar var ama bu meslek sahiplerini daha görmedik ya da bilmiyoruz.
Bu demişler ki bu işte 3000'e yakın insanı biz dönüştürelim. En azından önemli bir kısmını dönüştürelim ve bu mesleklere yönelsinler. Böyle bir Tempo Akademi'nin böyle bir işlevi olduğunu biz gördük. Dedik ki madem sizin böyle bir işleviniz var, biz de daha önce hayatımızda hiç Instagram'dan canlı yayın yapmamış birisi olarak, daha önce Zoom'a hiç girmemiş birileri olarak sizden şöyle bir şey talep etsek, desek ki bunu daha iyi nasıl girebiliriz, daha iyi nasıl yapabiliriz, giremeyenler daha iyi nasıl girebilirler, ne yapabilirler, nasıl uygulayabilirler, uygulamada teknik bir takım şeyler, referanslar var mıdır, ince noktaları var mıdır, bunları bize öğretir misiniz dedik Tempo Akademi'ye. Bu Cemal kardeşim ve ekibi de dedi ki evet, size biz bunları öğretiriz, bir kurs açarız, 3 günlük 5 günlük bir kurs, böyle hap haline getirilmiş olarak bu bilgileri sizle paylaşırız ve bu kurstan mezun olanlar ya da bu kursu takip edip bitirenler artık Instagram'da, Zoom'da, başka bir alanda hangi düğmeye basacağını, nasıl işlem yapacağını bilirler dedi. Biz de siz böyle bir şey yaparsanız minnettar kalırız dedik. Şimdi onu çalışıyorlar Cemal Beyler. Önümüzdeki günlerde bu çalışmanın ayrıntılarını bütün bizi takip eden, izleyen bütün dostlarımızla paylaşacağız. Şimdi nereden geldi bu iş? Geçtiğimiz günlerde bir iş adamıyla biz buradan bağlantı yapıyoruz. İş adamı bütün ekibini seferber etmiş vaziyette. Yani çocuklar da gerçekten belki mühendisler falan filan ama bu işin mühendisi değiller. Yani biraz önce söyledi Cemal kardeşim. Dedi ki ben bir gizlilik ayarı için bir saat uğraşmam gerekiyor. Bir dakikada ya da yarım dakikada 30 saniyede bana şuraya bastığın zaman bu işi yapabilirsin diyor bu işi bilen birisi. Biz o bir saati 30 dakikaya, belki bir günü yarım dakikaya indirecek projeyle ilgili hazırlık yaptı arkadaşlarımız. Bir süre sonra, yani birkaç gün sonra da bu projenin ayrıntılarını bütün dostlarımızla paylaşacağız. Eksik bıraktığım bir şeyler varsa tamamla Cemal'ciğim. Şunu ekleyebilirim. Yani aslında biz webinar içeriğini, eğitim içeriğini aşağı yukarı hazırladık. 3 günlük bir eğitim olacak. Eğitimin adını söyleyeyim ben. Uzaktan çalışma ortamında kullanışlı teknolojiler ve uygulamalı anlatım webinarı. Dolayısıyla biz 3 günlük bir sürecin sonunda bu arkadaşlarımızın başkalarına da yardım edebilecek seviyede bu teknolojiye destek verebileceğini düşünüyoruz. Dediğiniz gibi işte tarihi detayları, program detaylarını da zaten sizin aracınızla duyuruyor oluruz. Yaklaşık 3000 çalışanı kaç günde eve gönderdiniz? Ne kadar sürede onlara bu sistemleri kurdunuz? Soru bu. Ben çok enteresan geldi bana. Toplamda 3 hafta sürdü. Birinci haftanın sonunda çalışanlarımızın %50'sini eve taşımıştık. İkinci haftanın sonunda %85'ini taşımıştık. Son %15'i de üçüncü haftanın sonunda taşıdık. Ve bu taşımayı 4 ilde yaptık toplamda. İstanbul, Şanlıurfa, Batman ve Afyonkarahisar illerinde yaptık. Bunun içerisinde köyler ve ilçeler dahil. Son haftaya kalanlar zaten altyapı hiç olmayan yerler oldu. İnternet altyapısı olmayan yerler oldu. İşte orada mobil modemlerin edinilmesi, evlere gönderilmesi bir zaman aldı. Yani toplamda 3 haftada 3000'e yakın çalışanın tamamını evlerinden çalıştırır haldeydik. Yani hiçbir çalışanımız işini yapamaz durumda bir gün dahi kalmadı. Hani çok memnuniyetle söylüyorum ki hani şu ortamda kimseye ücretsiz izin vermek durumunda kalmadık. Sağlık konusunda bir sıkıntı yaşamadık. Çünkü biliyorsunuz çağrı merkezleri çok kalabalık ortamlar. Çok hızlı aksiyon alıp zaten Türkiye'de bu konunun evde kal gündeminin ortaya çıkması yanlış hatırlamıyorsam 8-9 Mart civarı falandı. Yani 8 Mart pazardı, 9 Mart pazartesiydi. Biz 9 Mart pazartesi itibariyle harekete geçtik ve zaten lokasyonlarımızda çok hızlı bir şekilde bir kere %50'sini eve göndererek şehir atlattık.
lokasyonların içerisini rahatlattık. Çalışanlarımız arasındaki mesafeyi hemen açtık. Zaten hani %100'ün taşımak üzere de hareket ediyorduk. Ya burada tabii IT ekiplerimiz çok büyük bir iş başardılar. Çünkü o kadar sayıda bilgisayarı eve transfer etmek, onların kurulumlarını yapmak, internet bağlantılarını yapmak, daha önce denenmemiş, çünkü lokasyonlardan bağlantı yapılan yerde evlere uzaktan bağlanan sistemlerle bu hizmetleri verir hale getirmek. Tabii çalışanlarımızın da çok büyük desteğini gördük. Yani herkes evini kendi imkanlarını açtı. Yani evinde bilgisayar olan dedi ki tamam hani hiç hızlı hareket edelim. Gelin benim bilgisayarımı kullanın, benim internetimi kullanalım ki zamanı hızlandıralım. Yani bütün çalışanların kolektif çalışması oldu. Çok başarılı bir şey oldu diye düşünüyoruz. Çok hepimiz sonunda çok mutlu olduk açıkçası. Hem yani iki tane şeyi önceliklendirmiştik çünkü başından itibaren dedik ki bir hiç kimse sağlık problemi yaşamasın. İşte ofise gidip gelirken serviste, ofiste. İkincisi hiç kimse işini kaybetmesin. Bu ikisini bir arada öncelikli tutarak başardık şükür. Ne diyelim? Evet. Tebrik ediyorum. İşte biz de böyle bir kurumla, kuruluşla dedik ki bunlar 3000'e yakın çalışanı, Çetinciğim ekip ruhu diyor. 3000'e yakın çalışanı hiçbir problem çıkmadan eve götürüp bilişim sistemlerini kullandırdıysa bu işi biliyorlardır. Şimdi bunlar bize de bu işi öğretsinler. Bize derken yani herkese öğretsinler, bir eğitim çalışması yapsınlar, bize anlatsınlar, paket haline getirsinler. Instagram'dan, WhatsApp'tan, işte aklınıza gelen bütün teknolojik unsurlardan ya da bunların işte yan unsurlarından nasıl yararlanabiliriz? Evde kalırken teknolojiyi daha iyi nasıl kullanabiliriz? Bunu bize anlatsınlar dedik. Teşekkür ederiz. Program da hazırmış bu arada. Ben onu bilmiyordum. Çok teşekkür ederiz. İki gün önce konuştuk. Programı hazırlamışlar. Genç bir ekiple çalışmanın da böyle bir avantajı oluyor. Hem genç hem dinamik bir ekip. Tempoculara teşekkür ediyoruz. Heyecanla da bu eğitim çalışmasını bir an önce uygulanmasını bekliyoruz.